Tabii malum bu aralar hakkımızda çirkin dedikodular yapılıyor. Beyoğlu'na aşk taşlanır, hizmetten bizi yıkamadıkları için farklı itirazlar, farklı dedikodular yapılıyor. Biz Allah'ın huzurunda bir tek secde ederiz, biz hizmet ederiz. Ben halkımın huzurunda eğilirim bir tek. Bunu herkes bilsin. Hizmete devam ediyorum. Gülücü bakın, yine söz veriyorum sizlere. Gülücü her gün konuşulan, Gülücü hizmeti coşturan, sosyal belediyeciliği sizin ayağınıza getirecek olan Gökhan Demirtaş eşi ve ekibidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok kıymetli Gülücü halkı, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerde sizler beni destekleyerek iki kez belediye başkanlığı görevine getirdiniz. Görev yaptığım 10 yıllık süre içerisinde yaptığım hizmetleri burada anlatmayacağım. Zaten siz yaptığım hizmetleri görüyorsunuz. Gülücü'nün 10 yılda Batı Karadeniz bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Sosyal, kültürel, eğitim ve spor alanlarında sizlerle birlikte birçok etkinlik yaptık. Acı günümüzde ve mutlu günümüzde hep birlikte olduk. Ben sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamak için elimden gelen çabayı gösterdim. En küçük çocuğumuzdan en yaşımıza kadar kapım ardına kadar sizlere açık oldu. Sizlerin ne talebi olduysa gücümüzün yettiği ve elde olan imkanlar dahilinde çözdük, çözmeye çalıştık. Bu süreçte Gülücü'ye onlarca eser kazandırdım. Bu eserlerimle ben nasıl gurur duyuyorsam biliyorum ki sizler de gurur duyuyorsunuz. Benim en büyük gururum ise mahkeme yoluyla kapatılmak istenen Gülücü'müzün mahalle olmasının önüne geçmek oldu. Aylarca ve hatta yıllarca Ankara'ya giderek ilgili makamlarla çalışma yaparak Gülücü Belediyesi'nin kapanmamasını sağladık. Ancak ne var ki bizler Gülücü'nün sorununu çözmek, gelişmesi ve büyümesini sağlamak, beldemiz daha yaşanılır bir şehir haline getirmek için sizlerle birlikte canla başla çalışırken kamuoyunun da yansıdığı üzere bir takım iddialarla kendimi tam bir kumpasın içerisinde buldum. Maalesef yerel siyasette makam ve ikbal peşinde koşan bazıları bu kumpasa çanak tutup bizleri yıpratmaya çalıştılar. Şunu unutmasınlar ki belden aşağı siyaset bugüne kadar hiç kimseye getirisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben siz değerli Gülücü halkımıza sonsuz güveniyorum. Gülücü halkı beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadı. Bu kumpasa en güzel cevabı da Gülücü halkımız verecek ve bu oyunu bozacaktır. Sandık en iyi tartı, milletimizin oyları da en iyi hakemdir. Bu vesileyle gördüğüm lüzum üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum. Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. 2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde Gülücü Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğumu buradan açıklıyorum. Bugüne kadar her kararı Gülücü halkımızın görüşleri doğrultusunda aldım. Bundan sonra da halkımızın istekleri doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Siz değerli Gülücü halkı ile yapacağımız görüşmeler neticesinde seçimlere hangi partiden geleceğimize karar vereceğim. Sözlerime son verirken yaşanan bu kumpas olayı sürecinde yanımda dimdik duran başta eşim Işıl Demirtaş olmak üzere çocuklarıma, aileme, belediye meclis üyelerime, muhtarlarıma, belediye personelime ve en önemlisi siz değerli Gülücü halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.